Merhabalar videoma hoş geldiniz. Bugün için oyuncu gaming kulaklığını inceliyoruz. Bugünkü video konuğumuz Rampage markasının 7.1 virtüel sanal sör rantlı bir kulaklığını inceliyoruz. Bu kulaklığın diğer gaming kulaklıklardan farkı ise RGB kısımlarının kafa bandının üstünde de olması yani aslında kafanıza taktığınızda baya renkli bir şekilde kullanabileceğiniz, göze hitap eden ve gerçekten memnun kalabileceğiniz bir ürün. Ses kasma konusunda gerçekten iyi. PUBG olsun, Valorant olsun, birçok oyunu oynuyorsanız bunlarda ses kasma problemlerini yaşamayacaksınız. Çünkü gayet güzel ve stabil çalışan bir kulaklık. Ayrıca mikrofonu da orta performansta diyebilirim. İlerleyen dakikalarda mikrofon testini de yapacağız birlikte ve sesin nasıl geldiği sizlere göstermiş olacağım. Mikrofonun uç kısmında da bir ledi bulunuyor ve burada da LED kısmı gene ışıklı bir şekilde karşımıza geliyor. kulaklığın arka kısmında gerekli bilgiler ve özellikleri yazıyor. Ön kısmının alt kısmında da gene burada gerekli bilgiler ve özellikler, yer almış. Zaten kutuyla ürünün detay çekimlerini paylaşıyor olacağım. Kutunun içerisine baktığımızda bir adet kullanım kitapçığı ve bir adet de kulaklığın kendisi geliyor. Başka bir şey çıkmıyor içerisinden. Kulaklığın kablo kısmında ise sesi açıp kapatabileceğiniz, RGB ışıklarını açıp kapatabileceğiniz bir yapı bulunuyor ve buradan kontrollerini kolay bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Kulaklığın giriş kısmı ise USB. USB girişini direkt bilgisayarınıza taktığınızda hem kulaklığın ses performansını kullanabiliyorsunuz hem de mikrofonunu kullanabiliyorsunuz. Ayrıyetten bir jack girişinin olmaması da güzel kablo fazlalığından kurtarılmış oluyor. 7.1 sanal surround sesine de bakacak olursak şöyle söyleyebilirim sizlere. 8D bir müzik dinlerken ki ben bazen dinliyorum. Böyle etrafında sesin döndüğünü anlayabiliyorsunuz. Ayrıca oyunlarda sağdan soldan gelen tüm sesleri rahatlıkla kasabileceğiniz bir kulaklık ki zaten için üretmiş olduğu birçok kulaklığı hemen hemen deneyimledim. Bu Monarch modelini de bayağıdır görmek, bayağıdır kullanmak istiyordum ve yaklaşık 2 haftaya yakındır kullanıyorum. Gayet memnun kaldım. Hatta bakacak olursanız çok fazla piyasada bulunan şu anda bir model değil. Çünkü çok fazla bir tüketimi oldu satış anlamında. Ama ben size açıklamaya bir link bırakacağım. Oradan direkt Biotech bilgisayar üzerinden e isterseniz inceleyip isterseniz de satın alabileceksiniz. Şimdi bir kulaklık performansımıza geçelim. Bakalım kulaklığın mikrofonu ve kafada duruş hissiyatı nasıl bizleri karşılıyor. Mikrofon testimize geçmiş olduk. Şu anda duymuş olduğunuz tüm sesleri bu kulaklığın kendi mikrofonuyla kaydediyorum ve şöyle birazcık kıpırdatıyorum ki sesle herhangi bir problem var mı ya da nasıl geldiğini görün diye. Ucunda bir led bulunuyor. Yan kısımlarında bir rgbler bulunuyor. Gördüğünüz gibi renkler değişiyor ve üst kısım şuralarda da rgb renk bulunuyor. Diğer kulaklıklardan biraz daha farklı olduğunu gösteriyor. Kablo uzunluğumuz 2 metre gayet uzun bir kablo yapısına sahip. Kulak pedleri rahatlık sağlıyor. Yani uzun kullanımda 5-6 saatlik kullanımda kulaklarınızı ağrıtmıyor. Birazcık terlemeler olabiliyor. Çok hafif. O da zaten yaz ayında aşırı derecede hangi kulaklığı kullanırsanız kullanın ister deri ister kumaş. Gene de terlemeler yapabiliyor kulaklıklar. Şu anda uzun konuşmaya çalışıyorum ki mikrofon kalitesini gerçekten görün diye. Şimdi bir 5-6 saniye susuyorum. Bir dip ses var mı yok mu ona bakın. Şu anda cam açık içeride olun mamasını yiyor. Onun sesleri falan bana şu anda geliyor. Şu an tabi kulaklık takılıyken gelmiyor ama çıkıkken duyuyorum. Şu anda kulaklığı çıkarttığımda daha net konuşma yani konuştuğumu duyabiliyorum. Ama kulaklığı taktığımda böyle sanki tüm dünyadaki sesler kesiliyor gibi kulağa iyi kavruyor. Ve yapı anlamında gayet esnek bir kulaklık. Şöyle göstereceğim bayağı açılabiliyor esnetebiliyorsunuz o açıdan da güzel. Yani esnek olması hem büyük kafalarda hem küçük kafalarda iyice kavruyor. Ve şuradaki pet kısmı da kafanızı sıkıştırmıyor. Yani acıtmıyor aslında. Bu da oyun oynarken biraz daha rahatlık sağlıyor. Sadece oyun oynamak için düşünmeyebilirsiniz. Ben de mesela ışıklı şeyleri daha çok seviyorum. Ve bu sayede montaj vesaire yaparken bu kulaklığı takıyorum. Ki daha net sesleri alabileyim. Daha net duyabileyim diye. Mikrofon testimizde bu şekildeydi. Vlad'ın sizlere mikrofon testini de dinletmeye çalıştım. Müzik ses sistemini çok fazla dinletebileceğim bir açı yok açıkçası. Çünkü ne kadar mikrofonu koyup da içeri kısmına bu şekilde dinletmeye çalışsam da çok net olmayacak. Ama şöyle yapısını göstereyim. Bayağı esnek bir yapıya sahip ve iyice böyle açılabiliyor. Şu kısım üst kısımlar zaten RGB böyle boru şeklinde yapılmış ve ön kısmındaki mikrofon da oynayabiliyor. İstediğiniz yerde kalıyor. İstersen aşağıya bırak, ister sen ...yukarı kısmı bırak şeklinde. Ve bu da gayet iyi. En azından küçük olması da böyle ağız kısmınızı kapatmıyor... ...büyük bir mikrofon olmadığından dolayı. Bu kulaklığı ayrıca PlayStation 4'ünüzde de kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarınızda da kullanabiliyorsunuz. Ve herhangi bir telefonla kullanmak isterseniz de... ...bir OTG kablo alıp telefonunuza takıp... ...dışarıda TikTok yayınları, Instagram yayınları, YouTube yayınları... ...veya videolar herhangi bir şey yapacaksanız da... ...aynı benim az önce video kaydettiğim gibi telefona takıp kayıtlar yapabilirsiniz ve müzik de dinleyebilirsiniz. Tabii ki de bununla çok fazla dışarıda müzik dinleyecek kişi yoktur. Çok böyle renkli olacağı için çok Hani nasıl bakılacaklarını nasıl tepki vereceklerini açıkçası çözemiyorum insanların ama Kullanmak isteyen olursa da bir OTG kablosu kullanıp telefonunuza da takabilirsiniz İster Android ister iOS telefonlarda çalışıyor onu söyleyeyim Ki ben kayıtlarımı telefon üzerinden kaydediyorum Az önceki kulaklığı taktığım ve mikrofon kaydını da telefonum üzerinden yaptım Bilginiz olsun bir daha bilgisayarda kayıt alıp tekrar videoyu atmak yani birleştirmek istemedim Telefondan yaptığım kayıt da ham ses kaydıyla yani Herhangi bir işleme, bir gürültü engelleme kullanmadan nasıl geldiğini sizlere anlatmaya çalıştım. Bu kulaklıkta 2 metrelik bir kablo uzunluğu, 50 milimetrelik bir driver kullanılması, RGB olması, 7.1 virtual sanal surround bir sese sahip olması güzel bir özellik. Fiyat performans ürünü diyebilirim. Keza zaten bu tarz mikrofon alacak kişiler genelde oyun için alıyor. Çünkü oyuncular daha fazla RGB'lere önem verdiği için daha fazla FPS oyunlarında ses kasma daha ön plana çıktığı için kulaklıkla gayet iyi sesler kasıp kullanabileceğinizi söyleyeyim. İnceleme videomuz bu kadardı. Ürünü beğendiyseniz aşağıya yorumlarınızı, videoyu beğenmeyi unutmayın ki ben de sizlere daha fazla ürünler çekip sizlerle buluşturabileyim. Videoyu kapatmadan önce son olarak bu şekilde de kulağıma taktım. Ayrıca şuradaki tuşlardan kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Burada da bir ses kartı gibi kontrolcü koymuşlar içerisine. Bu da gayet iyi. Hemen şu şekilde kablonun uzunluğu böyle. Ve burada elinizi attığınızda yakın bir şekilde karşılıyor bizleri. Buradan direkt sesi kapatabiliyorsunuz. Mikrofonu kapatabiliyorsunuz. RGB'yi yani renkleri kapatıp açabiliyorsunuz. İsterseniz RGB'li kullanın, isterseniz RGB renksiz kullanabilirsiniz. Açıklama linki bıraktım. Oradan göz atıp inceleyebilirsiniz. Ürünü almak isterseniz de satın alabilirsiniz. Görüşmek üzere videomuz bu kadardı.